bize şeref verdiniz. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Vallahi Osmaniye'ye ilk defa geldik. Adana, bu taraflara ilk defa geldik. Çok güzelmiş buralar gerçekten. Yemekler hiç bana göre değil ama eşim gerçekten mutlu buraya geldiğine. Evet, ben et yemiyorum. Evet. Ortam çok samimi, çok sevdim. Gerçekten sizleri görmek çok mutlu benim için, çok mutluluk verici. Ben öncelikle kendimi tanıtmak isterim çünkü buraya gelen herkes beni belki tanımamış olabilir, beni tanımıyor olabilir. Benim adım normalde Julia, hala kimlikte geçen de ismim o. Ama Sena ismi kullanıyorum. 23 yaşındayım, 2000'liyim. Polonyalıyım, sonradan Müslüman olan biriyim. İki kitap yazarıyım. Bir tesettür firmam var. Bir de bir küçük kız çocuğum var, 1 yaşında, Sumeyye. O da artık yavaş yavaş yürümeye başlayacak inşallah. Ben bugün burada birinize, herhangi birinize, kalbinize bir etki bırakabilirsem, birinize dokunabilirsem, benim için gerçekten dünyalar dolusu altından bile daha kıymetli olacaktır inşallah. İstifadeli olsun. Eğer bir sürcü lisan edersem de affola. 4 senedir Türkçesiyle. Artık ne kadar konuşabilirsek inşallah. Allah razı olsun. Şimdi şöyle, ben öncelikle çocukluğumdan bahsetmek isterim kısaca. Çünkü hepimizin yaralar, hepimizin hayatımızda etki eden şeyler çocukluğumuzda başlar ve tüm hayatımız boyunca bizim arkamızda peşimizde gider diye hepimiz içerisinde böyle duygular var mutlaka. Hepimiz imtihan içerisindeyiz çünkü. Ben küçük yaşlarımdayken benim ailem boşanıyor. Ve annem gidiyor, öyle söyleyeyim. Terk ediyor beni diye de söyleyebiliriz aynı zamanda. Kendisi çift karakterliğinden dolayı, bir hastalıktan dolayı boşandıktan sonra İngiltere'ye gidiyor. Ve beni arkada bırakıyor, ben babamla kalıyorum. Babam da iş adamı, hep çalışıyor, çalışıyor, başka şehirlere gidiyor, yurt dışına gidiyor. Ve ben tek başıma kalıyorum. Evlerde işler, okul, ne bileyim temizlik, yemek, hepsini tek başıma halletmek zorunda kalıyorum. O sıra 12-13 yaşındayım. Benim için gerçekten çok zor bir süreçti psikolojik olarak. Çünkü hem ailemin boşanması hala etkisindeyim, hem kendimce her şeyi yapmak zorunda kaldığım için psikolojik sorunlar olmaya başlıyor, oluşmaya başlıyor. Depresyonlara girmeye başlıyorum. Hiç kimseyle arkadaşlık yapamıyorum, edemiyorum. Çünkü benim mentalitem, kafa yapım onlardan gerçekten çok farklı. Hatta hep babam beni suçluyor. Neden senin hiçbir arkadaşın yok? Yani bu mümkün olamaz. Hani bir tane arkadaşın olur, dost gibi olur. Arkanda her zaman yaslanabilecek biri olur ama bir tane en azından olur. Ama o da olmadı hiçbir zaman. Tam boşanma süreci benim ortaokula geçişime başladı. Herkes arkadaşlık kurmaya başlıyor, birlikte olmaya başlıyor işte. Birbirinize tanışmaya başlıyor ama ben hep kenarda bir yerde oturuyorum, kendimi kenara çekiniyorum ve sorguluyorum. Ben bunları neden yaşıyorum, neden bunlar benim başıma geldi diye düşünüyorum. Diğer aileler mutluyken, çocuklarıyla hafta sonları gezerken ben maalesef böyle bir çocukluk yaşamadım. Ama şu günlere baktığımda şükür ediyorum gerçekten bunları yaşadığıma. Çünkü her imtihanda bizim bilmediğimiz güzellikler var. Yani her ne kadar kötü bir şey düşünebilirsek bir imtihanı, o bizim için daha hayırlı olabilir. Ve ben bunları yaşamasaydım belki hiçbir zaman ne Türkiye'ye gelirdim, ne İslam'la tanışırdım ve hala o boş, içi boş hayatı yaşardım Avrupa'da. Elhamdülillah küçük yaşlarımda depresyonlardan dolayı ben psikologa gitmeye başlıyorum benim babamın vesilesiyle. Ama hiçbir şekilde bana yardımcı olamadı psikologlar vesaire. Çünkü gerçekten benim mentalitem diğer insanlardan Avrupa'da çok farklı. Hatta
Bazen bana soruyorlar, hiç mi özlemiyor musun Polonya'yı? Sonuçta orada doğdun, orada senin anıların var. İşte orada yaşadın, büyüdün. Ama gerçekten özlemiyorum. Çünkü buraya geldikten sonra bunu da daha çok iyi anladım. Buradaki insanların sıcaklığı, o güzel kalpler. Yani bunları Avrupa'da gerçekten görmek çok zor. Çok soğukkanlıyız biz genel olarak. Hatta ben buraya alışana kadar, işte ben de sıcak olana kadar biraz zamanımı aldı. Çünkü farklı yetiştirdik. Yani siz yabancı bir çocuğu dışarıda sevebiliyorken, benim kızım doğmadan önce hiçbir çocuğun başını okşayamadım o zamana kadar mesela. Çocukluğumda Rabbim gerçekten beni hep korudu. Mini eteklerden, kısa kıyafetlerden, partilerden, kötü alışkanlıklarından, her şeyden Rabbim gerçekten beni korudu elhamdülillah. Ve 16 yaşıma gelmeye başladığımda artık bir çözüm aramaya başlıyordum kendime. Bir dal bulmaya çalışıyordum, tutanabileceğim bir dal. Çünkü ne ailemden, ne arkadaşlardan, ne hiçbir yerden bir yaslanabileceğim bir şeyim yoktu. O yüzden din arayışlarına girmeye başladım. Öncelikle Yahudiliği araştırdım. Yahudiliği araştırdım çünkü tüm dinlerden en önceki gelen tek Tanrı'ya inen din olduğu için ondan başladım. Ama Yahudiler kendine çok daha üstün bir ırk olarak kabul ediyordu. Ve bu benim hiç hoşuma gitmedi, mantığıma da yatmadı. Çünkü sonuçta hepimiz aynı şekilde yaratıldık. Yani hiçbir farkımız yok birbirimizden. Nasıl daha üstün bir ırk olabilir diye düşündüm. O yüzden Yahudiliği direkt reddettim ve araştırmayı bıraktım. Sonra Hristiyanlığı araştırdım. Zaten Hristiyan bir ülkede doğdum. O yüzden az çok biliyorduk. 10-11 yaşıma kadar zaten dersleri de görüyordum okulda. Bilmiyorum yani monoteizm dediğiniz bir din, tek tanrı inançlı bir din ama üçgene inanıyorsunuz. Tanrı, oğul, kutsal ruh, hani tek din inançlıydı diye düşünüyorsun. O da çeliştiriyor kendi kendine. Sonra kiliseye gidiyorsun, bir tepsi açıyorlar senin önüne, para istiyorlar senden her kilise girişinde. Vesaire, ne bileyim, günah çıkarma mesela. Günah çıkarma, bir insanı niye ortaya koymak zorundasın kendi günahlarını affettirmek için Rabbine? Yani böyle bir şeye ihtiyacımız hiçbirimizin yok değil mi şu an? Duamızı ediyoruz tek başımıza, namazlarımızı kıldıktan sonra affedilmek için günahlarımızdan. Tek Rabbimizden istiyoruz, kimseden başka değil. Şimdi normal, ölümlü bir insana ben niye kendi günahlarımı söyleyeyim ki? Hatta bizim dinimiz öyle bir güzel ki diyor ki sen kimseye kendi günahlarını anlatma, ortak koşma o insanları. Çünkü sen bir gün ahirete gittiğin zaman da kendi hesabını verdiğin zaman da Allah belki o senin günahını affedecek. Ama sen insanlara anlattığın için onlar diyecek yok ben niye cennete giremiyorum, o da bunları işledi diye. O da senin için büyük bir sıkıntı olacak. O yüzden öyle bir güzel dinimiz var ki elhamdülillah. Hristiyanlıkta mesela bu yoktu. Yani benim bir papaza gidip günahlarımı söylemek ve hiçbir zaman gerçek günahlarını da söyleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü utanıyorsunuz. Karşında normal bir insan var. İşte anneme yalan söyledim. Bugün okuldan kaçtım vesaire. Sonraki günahlarımı hatırlamıyorum diyerekten kapıya vuruyor papaz. Bu duayı okursanız affolursunuz diyor. Yani bunu Allah'tan, Tanrı'dan, Allah'tan dilememiz lazım. Bir insandan değil, bir araçtan değil. O yüzden Hristiyanlığı da eledim. Tek İslam kaldı ama bana İslam böyle bir anlatılırdı ki ve ben tam öyle bir zamanlara geldim ki Avrupa'da her yerde IŞİD saldırılar var. İşte konserlere mesela Ariana Grande konserde patlama olmuştu. Sokaklarda insanlar birbirine zarar veriyordu ve hepsini televizyonda biri yaptıysa kesin Müslüman yapmıştır olarak görüyorduk. Yani Müslümanlar kötü insanlar olarak hep gösterildi bana. Hatta ben uçağa binmeden önce babam beni hep korkuturdu. Bak bu sakallı Kur'an okuyan adam eğer yaramazlık yaparsan ben senin onun yanında oturturum. Bak o Müslüman, ondan korkmalısın diye söylüyordu. Ben sokakta tesettürlü birini gördüğümde kaçıyordum. Hatta ezan nedir o zamanlar bilmiyorum. Sokakta yürüyorum. Büyük ihtimalle Almanya'dan gelen bir gürbetçi bizim şehrimize geldi gezmeye. Çünkü çok yakın bir sınırda oturuyordum Almanya ile.
Ezan aplikasyondan tahmin ediyorum şu anki kafamla. Ezan okundu ve ben çok korktum. Çünkü direkt Arapçayı, Allah kelimesi duyduğum anda kaçmaya başladım oradan. Yani böyle büyütüldük. O yüzden İslam araştırmayı gerçekten çok korktum kalbimden. Ama son bir çare olarak o kaldığı için başka bir çarem yok. Başa dönmüş olurum eğer hiçbir şeyi araştırmazsam İslam hakkında. Ve İslam arayışına girmeye başlıyorum. İşte ilk önce kaç Müslüman var dünyada acaba diye araştırmaya başlıyorum. En çok merak ettiren beni buydu açıkçası. Çünkü bunca kötü insan varsa dünyada kaç kişi inanıyor bu dine? Sonra kocaman bir sayı çıktı karşıma. Dünyada ikinci en çok inanan, pratik edilen din İslam çıktı. Hatta büyüyüş öyle bir büyük ki 2100 yıllardan sonra Hristiyanlığa geçecek şekilde görünüyordu istatistiklerde. Yani bunca kötü insan varsa, Müslümanlar bu kadar kötüyse insan kalamaz dünyada. Hepsi birbirine zarar verir, insan kalmaz. O yüzden daha çok araştırmaya başlıyorum. Araştırdıkça da merak ediyorum. Merak ettikçe de gerçekten daha fazla araştırıyorum ve en sonunda aşık oluyorum bu dine. Elhamdülillah, yani Rabbim kalbime İslam aşkı verdi ve bir gün araştırdım. Ben nasıl Müslüman olabilirim? Ne yapmalıyım? Yani şartları nedir Müslüman olmak için? Çünkü kalbimde artık emindim ben Müslüman olmak istediğime. Araştırdım. 30 dakikamı aldı kelime-i şehadeti ezberlemek. Odamda, kenarında, tek başıma kelime-i şehadeti Rabbime verdim elhamdülillah. Ve Müslüman oldum çok şükür. 16 yaşındaydım. Allah razı olsun. Yani gerçekten benim için büyük bir kurtuluştu. Yani siz mesela çok şanslısınız. Yani çok dahilli insanlarsınız. Müslüman bir ailede doğuyorsunuz. Müslüman bir ülkede dünyaya gelmişsiniz. Yani bu tüm güzelliklerin içerisinde en kötü diyelim ki cehenneme gittiyseniz bir gün mutlaka o cehennemden çıkmış olursunuz en azından. Çünkü kafir olarak en azından bu dünyaya gelmediniz. Herkes seçilmiyor. Yani gerçekten elhamdülillah Rabbim seçti, layık gördüğü için elhamdülillah diyorum. Sonra ben saklıyorum dinimi babamdan. Çünkü bu kadar İslamofobik bir adamın karşısında ben nasıl söyleyeyim Müslüman olduğumu söyleyemiyorum. Ve kendim aslında bir söz veriyorum. 18 yaşıma kadar kimseye söylemeyeceğim Müslüman olduğumu. Ve gerçekten duaya resmen çevirdim kendi sözlerimi. 18 yaşımdayken bir gün babamla televizyon izlerken yine propaganda var televizyonda ve diyor ki bu insanlar ne kadar pis, bu Müslümanlar ne kadar iğrenç insanlar. Ve artık 2 sene geçti ben Müslüman olalı. Dayanamadım. Dedim ki eğer onlara öyle demiş oluyorsan bana da demiş oluyorsun aynı zamanda. Ve bu şekilde Müslüman olduğumu öğrendi. Keşke daha hafif bir şekilde onu buna alıştırabilseydim. Keşke başka bir şekilde öğrenmiş olsaydı. Bunun yüzünden çok uzun bir zaman babamla aramız çok kötüydü. O öğrendikten sonra bana dedi ki ya bu dinden dönersin ya bu evi terk etmek zorunda kalacaksın. Ve ben de o gençlik heyecanıyla, o gençlik böyle tutumuyla dedim ki babama, bana Allah yeter ve ben kendi valizimi, küçük böyle uçak valizleri var ya, kabin bagajı. Öyle kabin bagaja küçük valizimi hazırladım. 3 tane mont giydirdim üst üste. Bir tane hırka, bir tane kaban, bir tane de yelek. Böyle şişme yelek giydirdim üstüme. Hani bir gün belki gideceğim yerde param olmaz, hasta olmayayım diye en azından sıcak şeylere götüreyim ki ilaçlara param olmazsa, bir şey olursa hastalanmayayım diye. Öyle 3 tane üst üste giydirdim montla Allah bana yeter diyerekten evden çıktım elhamdülillah. Elhamdülillah diyorum çünkü çok uzun bir zaman Müslüman olmadan önce bile Türkiye'ye olan bir aşk oluştu kalbimde. Ve hatta herhangi bir okul projesi olduğu zaman da diyordum ki mesela projemde nerede okumak istiyorsunuz diye mesela bir ödev verildi bize. Ben de diyordum ki liseden sonra ben Boğaziçi Üniversitesi okumak isterim Türkiye'de diye.
öyle Türkiye aşkım vardı ki mesela yurt dışından kendime Türk bayrağı böyle küçük bir broş değil de bir kumaş sipariş verdim ve kendi kot ceketimin üzerinde yapıştırdım ve böyle senelerce sokakta gezdim Polonya'da Türk bayrağı ile. Hatta insanlar bana bakıyordu, ne alaka, neden Türk bayrağı var senin omzunda diye. Çok seviyorum yani insanları. Yani gerçekten şu anki zamanlara bile bakıyoruz. Yani hiçbir Müslüman ülke mesela bir ses çıkarmıyor bizim kadar. Ben gerçekten inanmıyorum. Türkiye kadar çıkaran bir ses yok Filistin olayların karşısında. Herhangi bir olay olsun. Yani Türklerin ne kadar gücü belki olmasa insanların dua gücü var en azından. Birlik gücü var. Bir şeyler hep birlikte yapma çabanız var. Yani hep çabalıyorsunuz. Hep bir şeyler daha güzel olmasını için. Ve bu görünüyor yani. Tüm dünyadan zaten Türkiye'den umut var. Eğer bir şey olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani bu insanların kalbi merhameti hiçbir yerde dünyada görmedim ben. Çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun gerçekten. Ben kısaca bir de Türkiye gelişimden bahsetmek istiyorum. Nasıl oldu? Evden kovdu beni babam. 5 gün Berlin'e gittim. Benim bir arkadaşımın yanında kaldım. Düşündüm ne edeceğim, ne yapacağım. Lisem yarıda bıraktım. 3 ayım kaldı bitirmesine. Ne yapacağım diye düşünürekten, neden Türkiye olmasın? Sonuçta dinimi yaşamak istiyorum ben. Hep hayal kuruyordum. Ben tesettüre girmek istiyorum. İbadetlerimi rahatça yapmak istiyorum. Yani biz gerçekten çok nankörüz bazen diye düşünüyorum. Yani bunca bir nimet içerisinde büyümüşüz. Bakın mesela yurt dışında insanlar namaz kılabilmek için bir parça kıyafeti alıp bir kabinin içerisine, bir mağazanın içinde alıp orada namaz kılabilmek için can atıyorlar. Arabaların içinde, her yerde, nerede kılabiliyorlarsa vakit geçmesin diye, hatta kışta evden çıkmıyorlar bile. Çünkü mescitler yok etrafta. Yani böyle bir nimet içerisinde doğmuşuz. Çok rahat bir şekilde, evet. Bir zamanlarda tesettürümüzü belki çok rahat yapamıyordu bu millet. Ama elhamdülillah şu an herkes istediği gibi giyebiliyor değil mi? İstersen peçek takarsın, istersen açık olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ben gerçekten dinimi yaşayabileceğime inandığım için buraya hemen gelmeye karar verdim. Ve 500 liram param vardı. Bir yön uçak bileti aldım ve buraya geldiğimde 500 liram kaldı. 100 euroydu o zaman. Ve evim yok, dilim yok, hiç kimse tanıdığım da yok burada, işim yok. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hatta bir sene oldu eşime söyleyeli. Ben ilk Türkiye'ye geldiğimde havalimanında kalacağım geceleri diye düşünüyordum. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum buraya dahil. Nasıl ev tutacağım, nereden, nasıl iş, nasıl bulacağım. Sonuçta liseyi dahi bitirmedim. Nasıl olacak? Ama Rabbine gerçekten eğer tamamen tevekkül edersen ve kendine teslim olursan öyle bir yardım ediyor ki ben 8 gün içerisinde iş buldum Türkiye'de. Ve normal askeri ücretin 2,5 katına çalıştım ben elhamdülillah. Sonra bir tane bayanla Sultanahmet'te karşılaştım. Bana dedi ki benim arkadaşımın bir apartmanı var, orada kalabilirsin. Kız öğrenciler ve kız çalışanlar, kadın çalışanlar orada var. Orada kalabilirsin. Yani elhamdülillah gerçekten böyle sırtımızı Rabbimize yaslasak ve yeterince dua edebilirsek, kalbimizde sadece kalmasa, gerçekten duaya dökersek olmayacak şey yok yani. Rabbimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor elhamdülillah. Bir de tesettürümden de biraz bahsetmek isterim. Çünkü bence çok önemli bir konu bu zamanlarda. Gençler çok fazla Avrupa'ya uzanıyor. İşte Avrupa'ya taşınmak istiyor. Böyle boş boş hayaller bunlar diye söylüyorum. Çünkü gerçeği bile bilseydi burada kalmak çok isterlerdi. Keşke bazen diyorum böyle bir imkan olsa. Biz nasıl mesela Avrupa'da istediğimiz yere vizasız bir şekilde pasaportumuzla gidebiliyorsak, keşke burada da böyle bir imkan olsaydı. En azından gitseler, böyle 1-2 hafta kalsa, görseler kesin dönerlerdi diye inanıyorum. Çünkü mesela umreye bile gidiyoruz. Anlatayım, ben yeni umreden geldim. 2-3 hafta oldu ve uçakta neredeyse herkes indiğinde dedi ki canım Türkiye'm, çok özlemişim. Yani mübarek topraklarla kıyaslamazsın, anlatabiliyor muyum? Ama özleniyor buralar gerçekten.
Tesettürüm de ilk başta tesettüre girdiğimde belki çok mükemmel değildi. Hatta tesettürle ilk tanıştığımda ben tesettürün nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Daha fazla bir simge olarak görüyordum. Hatta Avrupa'da hala öyle öğretiyorlar bize mesela Müslüman olmayan kişiler. Tesettür sadece istediği kişiler takabiliyor. Yani farz olduğunu bize öğretmiyorlar. Fazla dini olan insanlar tesettürü takarlar diye böyle bize öğrettiler. Ben de öyle biliyordum. Mesela yurt dışından insanları takip ederdim Müslüman olduktan sonra. Ve Almanya'dan bir ablayı mesela çok sevdim, çok takip ederdim. Orada gördüm tesettürünü nasıl bağladığını. Evde bazen kapanmayı deniyordum, hayal ediyordum. Belki bana da nasip olur bir gün diye. Ama her seferde başımı yaptığımda bir şey olmuyordu. Yani aynı durmuyor. Neden olmuyor? Videolar izliyorum, bir şeyler yapıyorum ama tutturamıyorum bu görüntüyü. Olmuyor dediğimde en son peçeteleri alıp başıma doldurmaya başladım. Bu topuzu belli etmesi için. Sonradan öğrendim ki topuz, eşimle evlendikten sonra bunu öğrendim, sağ olsun söyledi. Topuzun doğru bir şey olmadığını öğrendim. Topuzun olmaması gerekeni. Mesela deve horgucu yapanların cennetin kokusu dahi alamazlar hadisini öğrendim. Yani bazen kızıyorum, aslında kızıyorum değil, üzülüyorum daha fazla. Mesela insanları görüyoruz dışarıda, burada kimseyi kınama şey olmasın ama çok normalleştiriyoruz her şeyi. Şimdi çok fazla insan bir şey yaptığı zaman da bunu çok normal bir hale getiriyoruz. O yapıyorsa ben de yapabilirim kafasıyla ve hiç kimse araştırmıyor mu, bu doğru mu, yanlış mı? Çünkü daha fazla taklidi yaşıyoruz, tahkiki değil. Kendimiz keşke herkes araştırabilse gerçek nasıl olması gerektiğini. Çünkü sonuçta biz hepimiz insanız, hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, günaha düşebiliriz. Yani zaten Allah diyor ben sizi kusursuz bir şekilde yaratsaydım yok edip tekrar yaratırdım diye. O yüzden kimseye değil gerçekten Kur'an'a bakalım. Kur'an'dan öğrenelim. Ben tesettüre Türkiye'ye geldikten sonra girdim. Eylül'de 2019'da. Tunik, pantolon, o zaman hala topuzu yapıyorum. Çok yapamıyorum ama çok paramı biriktirdim. Tek başıma yaşadığım için tamamen dolabını değiştirmek kolay bir şey değil. Yapabildiğim kadar tesettürlü olmaya çalışıyordum. Elhamdülillah eşimle evlendikten sonra tesettür ayetleri daha çok okuma fırsat oldu. Daha fazla öğrenme fırsatım oldu. Ve tam tesettürle tanıştım. Ve daha çok dikkat etmeye başladım tesettürüme ve şunu fark ettim. Ne kadar çok kapanmaya başladıysam o kadar çok huzur dolmaya başladı içim ve o kadar kendimi güvende hissetmeye başladım. Mesela eskiden insanlar bana sokakta selam vermiyordu. Bu tanınmışlıkla alakası olmayan bir durum. Ben hala mesela tanınmıyordum. Tam tesettüre girdiğim zamanlarda insanlar bana sokakta selam vermeye başladı. Ama aslında ne kadar garip bir şey değil mi? Hepimiz çünkü sonuçta kardeşiz. Açık mıyız, ne bileyim peçeli miyiz, tesettürlü müyüz, tam tesettürlü müyüz? Yani bunları fark etmemeli. Hepimiz dışarıda birbirimize selam versek ne kadar güzel olurdu. Bence çok güzel bir alışkanlık haline de getirmemiz lazım bunu. Bazen söylediğimizde insanlar belki bize garip bakabiliyor. Ben seni tanıyor muyum bir yerden? Niye bana selam veriyor diye belki görebiliriz. Ama yine de yapalım. Yine de bunu yayalım bence. Çünkü güzel. Teşekkür ederim. Ya şunu demek istiyorum. Yani gerçekten ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar çok aşık olursunuz tesettüre ve o kadar mutlu hissedersiniz onun içerisinde. Ne kadar çok taviz vermeye başlarsanız gerçekten o kadar çok uzaklaşmaya başladığınızı hissedersiniz tesettürden. Ve aslında o zaman açılma hisleri uyanmaya başlıyor gençlerde, normal yetişkinlerde de olan bir durum. Çünkü ne kadar az dikkat edersek o kadar onun kıymeti gidiyor maalesef. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela tesettürlü olmayan burada herhangi biriniz varsa hep bu örneği veriyorum ve bence hayata geçmek lazım bunu. Mesela soğuk bir havuza hızlı mı girersiniz, yavaş mı girersiniz? Hızlı girersiniz yani soğunu hissetmemek için. Şimdi tesettüre girmekle o kadar çok düşünürsen bunca vesvese, bunca şeytan, bunca her şey girer ve bizi çok uzaklaştırır o fikriden. O yüzden bir kararınız zaten varsa, kafanızdan geçiyorsa, kalbinizde varsa hemen yapın. Allah zaten her türlü kolaylaştıracaktır size inşallah.
Bir de namazımdan da bahsetmek isterim size, ilk namazımdan. Çünkü bence çok kıymetlidir gerçekten. Keşke hala bu aynı duyguları hissedebilsem ama ilk Müslüman olduğum zamanda sıfır günahla, sıfır sayfayla duyuyorsun. Yani anne karnından çıkmış gibi. O yüzden o duyguyu hissettiğime inanıyorum gerçekten o zaman. Namazını kadının erkeğin ayrı farklı kıldığını dair bir şey bilmiyorum o zaman. İnternete sadece yazıyorum namaz nasıl kılınır vesaire. Vudu. Abdest. Teşekkürler. Bazen kelimeler gidiyor, karışıyor, kusura bakmayın. Abdest nasıl alınacağını dair internete bakıyorum, video açıyorum. Video izleyerek öyle abdest alıyorum. Abdest aldıktan sonra saçımı tarıyorum. Parfüm sıkıyorum Allah'a güzel görünmek için. Sonra seccademiz yok o zaman tabii ki. Bir tane havlu seriyorum önüme. Kağıtları koyuyorum önüme. Çünkü tamamen sureleri hatırlamadığım için kopya çekerim. Nasıl çocuklarımız öyle yapıyorsa ilk başta, ben de öyle yaptım. Ama stresten gerçekten öyle unuttum ki o kağıdın olduğunu. Sadece kafamda ne kaldıysa onu okudum namazın arasında. Ve namazdan sonra selam verdikten sonra öyle bir gerçekten huzur doldu ki kapladı içimi. Ama öncelikle bir titreme geldi. Bir titremeye başladım ve çok garip bir sıcak bastı. Ama bir derin nefes aldım ve gerçekten o derin nefesi geri verdikçe öyle bir huzur kaplamaya başladı ki içime. Hatta ağlamaya bile başladım ilk namazımdan sonra. Keşke Rabbim gerçekten şu an aynı hissi yaşamayı nasip edebilse bana. Ama şunu inanıyorum, yani şu an bu kadar çok dünya ile hepimiz kapılmışız. Sonuçta ben Müslüman olalı 7 sene oldu. Hepimiz yani günahlarımızın sayfası az çok da olsa dolduruyoruz. Aynı sıfır sayfa değil. Çok fazla dünya ile meşgul oluyoruz. Şu biricik 5 tane vakit namazın gerçekten tamamı veriyor muyuz kendimizi namaza? Hiç düşünüyor muyuz? Acaba benim şu an ne işlerim var? Yemek ne yapacağım? Okulda benim kızım, çocuğum, oğlum ne yapıyor acaba? Yani hep bir şeyler düşünüyoruz namazlarımızın arasında. İnşallah Rabbim hepimize böyle hakkıyla namaz kılmayı, Rabbimizle buluşmayı nasip etsin. Bir de isimle alakalı çok soru alıyorum genellikle. Neden Sena ismi kullanıyorsun? Sonuçta kimlikte bu isim geçmiyor. Yani şöyle söylemek istiyorum size. Evet, kimlikte geçmiyor. Ama bu tamamen benim aileme saygımdan dolayı olan bir durum. Şimdi benim ailem seçti benim ismimi. Ve bir isim kötü değilse değiştirmek bile zorunda değilsin İslam'a göre. Yani Julia kötü olmadığına göre normalde değiştirmeme gerek yok. Ama aileme saygı duyuyorum. O yüzden kimlikte resmi olarak değiştirmek istemedim. Sena ismini de eşimle birlikte seçtik evlenmeden önce. Sordu ki bana, ezan okundu mu hiç kulağına? İşte ben normalde eşimle ilk tanıştığımda Meryem kullanıyordum. Meryem de kendim arkadaşlarım arasında seçtiğimiz bir isimdi. Hani insanlar Julia'yı telaffuz edemiyor diye Türkiye'de, daha kolay olsun diye bu şekilde yaptık. Sonra eşimle tanıştığımda bana dedi ki, işte kulağına ezan okunmadıysa bir oturalım, bir konuşalım. Ben de orada bir soru işareti böyle bıraktım. Neden Meryem beğenmedi mi acaba diye. Sonra güzel bir isim oysa ki. Sonra Sena seçtik. Kulağıma ezan okundu elhamdülillah. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Müslüman olan tüm kişilerde, yeni olan Müslüman olan kişilerde hemen herkes ismini değiştiriyor. Yani ister Avrupa'da hala olsun, ister daha yeni birinci gün olsun. Neden? Çünkü belki ilk başta tesettürünü yapamaz yurt dışında, korkar ya da ailenden saklamak kendini zorunda. Ama en azından ismi Müslüman olduğu zaman da kendini böyle resmen dışarı attığında diyebiliyor. Bak benim adım Sena, ne bileyim benim adım Ayşe, ben Müslümanım diye bağırabiliyor en azından dışarıda. Kendine gurur duyuyor çünkü Müslüman bir ismi taşındığında. Ama şu an ne görüyoruz mesela dizilerde, televizyonlarda? Hep Müslüman olan tesettürlü insanlar, düşük statü insanlar olarak bize gösteriliyor değil mi? Ya temizlikçidir, ya yardımcıdır, ya
çok fakir biridir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hep televizyonda bize böyle gösterildi. Ve maalesef bizim gençlerimiz artık İslam'dan, isimden dahi utanmaya başladı. İsimden utanan bir insan kimlikten de utanır. Kimlikten utanan insan Müslümanlıktan da utanır maalesef. Rabbim yardımcımız olsun gerçekten. Bir de şunu da aslında değinmek istiyorum. Avrupa'da ne kadar eskiden size az önce ilk başta bahsettiğim İslamofobi vardı değil mi? İnsanlar korkuyordu tesettürlü insanlardan, Müslümanlardan nefret vardı hatta. Ama şunu görebiliyoruz. Bir yerde ne kadar çok imtihan, ne kadar çok acı varsa o yerde nimet de o kadar büyüktür. Şu an bakabilirsiniz aslında Filistin'de olaylardan dolayı ne kadar çok insan İslam'ı araştırmaya başladı, ne kadar çok Müslüman insan olmaya başladı. Neden? Çünkü bir yerde ne kadar çok acı, ne kadar çok imtihan varsa nimeti de o kadar büyük oluyor elhamdülillah. Şimdi bunca insan gerçek yüzü tanımaya başlıyor İslam'ın ve Müslüman olmaya başlıyor. En büyük örneğimiz nedir tarihte bakarsak? Peygamberimiz değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü en büyük imtihanları o yaşadı ama nimeti de ne kadar büyük oldu. İlk başta küçük grupla başladığı Müslüman oluşuyla şu anki dünyaya bakarsanız 2 milyar insan Müslüman ve hala artıştadır elhamdülillah. Filistin'den dolayı da Müslüman olan kardeşler var. Yani gerçekten Rabbim en hayırlı vakitte Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Ve en hayırlı vakitte inşallah onları özgür eylesin. Hepimiz çok üzülüyoruz. Ben mesela bir yere gittiğim zaman da çok üzülüyorum. Çünkü hala görüyoruz insanların boykot yapmadığını. Hala Starbucks'larda, Burger King'lerde vesaire oturduklarını. Yani benim kalbim sızlıyor. Yani Müslüman değilsen bile insansan eğer orada oturmazsın, onlara destek vermezsin. Yani ben bile bazı içeceklerden çok seviyordum. Hatta eşim bile biliyor ben ne kadar çok eve alıyordum bunu. O zamanlardan beri bir kez bile evime sokmadım. Çünkü kalbi dayanmaz insanın. Bunca kan, bunca çocuk, anlatabiliyor muyum? Yani inşallah hepiniz hiç taviz vermeyin şu boykottan. Çünkü çok işe yarıyor. Türkiye'de belki çok güçlü yapamadık bunu ama yurt dışında çok görüyoruz. Gerçekten çok güçlü bir şekilde şu boykotu yapıyorlar. Biz de başaracağız diye inanıyorum. Kaç tane yer Amerika'da, kaç tane yer Avrupa'da iflas etti sırf şu boykottan dolayı. O yüzden böyle yaptığımız şey boş olduğunu düşünmeyin. Yani karınca mesela az adım adım en azından tarafımızı belli edelim. Ve inşallah onlar pes eder. Allah zaten onları kahretsin gerçekten. Rabbim yardımcıları olsun inşallah. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten burada bulunan herkes 100 sene içerisinde çocuklarınız vesaire burada olmayacak artık. Bu gerçekten dünya çok boş. O yüzden kimsenin ne diyeceğine, ne size söyleyeceklerine takmayın. Çünkü gerçekten hepsi çok boş. Hiç kimseyi dinlemeyin. Sadece Allah'ı memnun etmek için yaşayın bu dünyada. Bu şu diyecek, bu diyecek, kimseyi dinlemeyin. Allah için yaşayalım inşallah. Çünkü yüz içerisinde sene kimse bizi hatırlamayacak ve hepimiz kabre tek başımıza girecek. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Benim duyduğum kadarıyla vaktimiz var çünkü kimse, evet, soru cevap istiyorsanız yapabiliriz. Mikrofonlar var mı? Daha kolay olur. Tamam. Nasıl gelsin? Çok yorulurdu. Kayınvademe bıraktım. Çok yorulurdu gerçekten. Yani hem sabah git, akşam dön. He? Bir de sonra bir imza olacak. Burada oluruz. Değil mi? Tamam. Daha güzel olur. Bir yere gitmeyelim. Soru olanlar vardı. Tamam. Buradan önce başlayabilir miyiz? Tamam, 3-4 tane soru alırız inşallah.
Şöyle, aileniz Müslüman olduğunuzu kabullendi mi diye soru geldi. Onu tekrar edeyim duyulmadığı için. Şöyle, ilk iki sene babamla biz çok kötüydük. Yani sadece yaşıyor musun diye mesajlar alıyordum kendisinden. Sonra biz evlenmeye karar verdiğimizde eşimle birlikte bana dedi ki eşim bak biz Müslümanlar olarak ailemizle iyi olalım, kavga etmeyelim. Yani üç günde bir en azından görüşmen lazım, konuşman lazım. Uzun bir mektup yazdık babama işte beni affetmesi için, konuşması için. Aramız düzeldi sonra elhamdülillah. Sonra kızımın doğuşundan sonra biraz aramız yine bozuldu. Bir 8-9 ay kadar hiç konuşmadık. Şu an yine biraz iyiyiz. Yani böyle biraz değişik durumlar ama annem elhamdülillah. Gerçekten elhamdülillah diyorum. Çünkü ne kadar da kabul etmese, hani kabul ediyor aslında, saygı diyor. Bence saygı da önemlidir gerçekten. Yani elhamdülillah annemden destek görüyorum çok şükür. Başka soru ablamızdan vardı. İki tane soru alalım daha sonra imzaya geçelim çünkü kardeşler dizmeye başladık hem. Burada birinin soru vardı. Sizin miydi? Tamam. Sümeyye'nin isminden dolayı evet artık affettim tarzı diyebiliriz. Yani konuşuyoruz, mesafe koyuyorum ama artık yani o çizgiyi geçmeyeceğine dair şeyi verdim. Allah razı olsun. Allah hiç zahmet etmeseydin. Allah razı olsun ablam. Öyle yani isterseniz biraz ses oluşmaya başladı şey gürültü. İmzaya geçelim isterseniz. Teşekkür ederim tekrardan. Bir alkış daha alabilir miyiz? Bir saniye lütfen yerinizde olur musunuz? Bir saniye. Efendim Sena Hanım'ı biz Osmaniye'mize getireceğimiz zaman benim eşim tavsiye etmişti illaki getirelim diye ben de belediyemize bunu ilettim. Eşim de bugün hediyelerini takdim edecek kendisinin. Buyursunlar lütfen. Kendisinin ısrarıyla davet etmiştik. Buyursunlar. Fotoğraf kareleri alınıyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İmzamız burada olacak. Herkes fotoğraf çektirip muhabbet edecek. Vaktimiz var. Ve Sena Yamanoğlu hanımefendi ve eşi için bir alkış daha istirham edeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah efendim. Bir hediyemiz daha var. Fıstığımız var. Osmaniye fıstığı. Bunu da afiyetle inşallah tüketirsiniz. Sena Hanım burada. Güvenlik görevlerimiz buradalar. Hemen kitap imzamızı sıralı şekilde başlatacağız. Haydi buyurun efendim. Muhabbet sırası sizdedir artık. Güvenlik görevlerimizin koyduğu sırayla yapacağız. Tabii ki. Ya, ses geliyor mu? Geliyor. Sizden bir ricam olur mu? Ben böyle hatıra fotoğrafları almayı çok seviyorum gittiğim yerlerden.